Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik sahnesi kitabından aralarında asal sayılar konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar öncelikle aralarında asal sayılar nedir bunun tanımına bakalım. İki doğal sayının birden başka ortak çarpanı yoksa bu sayılara aralarında asal sayılar denir diyor gençler. Birden başka ortak çarpanı olmayan sayılar. Gençler burada aynı zamanda etkinliklerde de göreceğiz. Birden başka ortak çarpanı deyince arkadaşlar aslında e, ortak asal çarpanı olmaması da işimizi kolaylaştır diyeceğiz. Bir ile bütün sayılar aralarında asaldır. B b bütün doğal sayılar aralarında asaldır. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Gençler aynı zamanda ardışık tek sayılar da aralarında asaldır. Bunu da belirtelim. Sayıların aralarında asal olması için sayıların kendilerinin asal olmasına gerek yoktur gençler. Asal sayı olmasına gerek yoktur diyoruz. Bakın 8 ve 9 gençler 8'in çarpanları 1, 2, 4 ve 8. 9'un pozitif tam sayı çarpanları 1, 3 ve 9. Dikkat edersek birler ortak olduğu için yani birden başka ortak çarpanı olmadığı için 8 ve 9 aralarında asal sayılardır diyoruz. Evet 15 ve 10'a baktığımız zaman gençler hem 15'in hem de 10'un bakın birden başka 5 çarpanlarını görüyorum gençler. Evet 1 ve 5 olduğu için asal çar 1 ve 5 olduğu için tam sayı çarpanları 15 ile 10 sayıları aralarında asal sayı değildir diyoruz. Evet etkinliklerimize geçelim. Evet ilk etkinliğimizde Aşağıdaki sayılardan 24 ile aralarında asal olanları ile belirleyiniz diyor. Gençler burada bütün tam sayı çarpanlarını düşünmemize gerek yok. Bakın 24 sayısı hem 2'ye hem de 3'e bölünen sayıdır gençler. O halde aradığımız sayının ne olması gerekiyor? 2 ve 3'e bölünmemesi gerekiyor. Bakın 48 2'ye bölündüğü için arkadaşlar 24'te aralarında asal olmaz. 61 asal sayı zaten 24'te aralarında asal olur. 91 gençler asal sayı değil ama 7 ve 13'ün çarpımıdır. Bakın 2 ile 3'e bölünmediği için aralarında asal sayıdır. 75 3'e bölünür arkadaşlar. Yani 75'in çarpanların bir tanesi 3 olduğu için 24 ile aralarında asal olmazlar. Evet 24 41 ile aralarında asaldır. 17 ile aralarında asaldır. 33 gençler 3'e bölünür. 24 de 3'e bölündüğü için aralarında asal değil. Bir de 55. 5 ve 11'e bölünür gençler. Birden başka 24 ile ortak asal çarpanı aynı zamanda ortak tam sayı çarpanı yoktur diyoruz. Ve 55 ile 24 aralarında asal sayılardır diyoruz. B'deki etkinliğimizde aşağıda verilen sayı çiftlerinden aralarında asal olanlar tek ile belirleyiniz diyor. Gençler 23 ile 24 ardışık sayılardır ve aralarında asal sayılardır. 45 ve 63 gençler. Bakın birden başka hemen 3'e bölünebildiğini görüyorum. O halde aralarında asal olmazlar. 72 ile 81 3'e bölünebilir. Aralarında asal değildir. 97 ile 91. Evet bunlarda birden başka bölünü yoktur. Ve aralarında asal sayılardır. Evet bir sonraki etkinliğimizde şöyle küçültelim. X5 iki basamaklı doğal sayısı ile 72 aralarında asaldır. Buna göre x yerine yazılabilecek rakamların toplamını bulunuz diyor. Şimdi gençler 72 sayısı bakın 2 ve 3'e bölünür arkadaşlar. Yani 72'nin asal çarpanları arasında 2 ve 3 vardır diyoruz. O halde x 5 dediğimiz sayı yani 2 ve 2 ve 3'e bölünmemesi gerekir gençler. O halde önceki x 5'in alabileceği tüm değerleri yazalım. Bakın 15 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 ve 95 değerlerini alır. Baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada 15 3'e bölünür. Evet 45 3'e bölünür. Bir de sevgili gençler 75 3'e bölünür. O halde bunları alamaz diyoruz. O halde x yerine gelecek sayılar 25, 35, 55, 65, 85 ve 95 72 ile aralarında asıl olur. Yani x yerine 2 gelebilir. 35'teki 3 gelebilir. 55'teki 5 gelebilir. 65'te 6 gelebilir. 85'te 8. 95'te de 9 gelir diyoruz. Bunların toplamı 2, 3, 5, 6, 8 ve 9'u toplayacak olursak da toplamlarının 33 olduğunu görüyorum. Evet sorumuzun yanıtını 33 olarak veriyorum. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. 5Y ile Y4 iki basamaklı doğal sayılar aralarında asaldır. Buna göre Y harfi yerine yazılabilecek rakamların toplamı bunu izliyor. Şimdi gençler öncelikle bakın burada Y4 4 ile bittiği için çift sayıdır. Yani 5Y'de Y'nin normal olmaması gerekir? O halde çift sayı olmaması gerekir diye düşüneceğiz. Peki arkadaşlar. İstersek burada ya sayılarımızı yazarken y'yi yani çift sayıları eleyerek de yazabiliriz. Bakın 5y'yi bir de y 4'ü böyle yazalım gençler. Evet zaten y dikkat ederseniz onlar basamında olacağı için arkadaşlar sıfır yazamam. O halde 51 ile 14 olabilir. Devam ediyorum. Öncelikle tüm değerleri yazalım. Daha sonra eleme işini yaparız. 52 ile 24 olabilir. Evet, 53 34 Pardon. 54 Şöyle yazayım. 55 56, 57, 58 ve 59. Buradan da gençler evet ne yapıyoruz? Y onlar basamını yazacak. Yani buradan 44, 54, 64, 74, 84 ve 94. Şimdi çiftleri eliyorum gençler. Şöyle direkt. Çift evet, çiftleri eledikten sonra sayılarımızı inceleyelim. Bakın 51 ile 14 evet aralarında asal sayılardır. 53 ile 34 gençler aralarında asal sayılardır. Şöyle hatta kalemizin rengini değiştirelim. Evet 55 54 aralarında asaldır. 57 ile 74 aralarında asaldır. 59 ile 94 de aralarında asaldır. O halde y yerine gelebilecek sayılar gençler. 1, 3, 5, 7 ve 9'dur. E, bunların bizden neyin istedi gençler? Toplamını istedi. Evet 9, bir daha 10, 13, 20, 25 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. D'deki etkinliklerde aşağıda verilen soruları cevaplayınız diyor. X ve Y aralarında asal olmak üzere X bölü Y 24 bölü 54 olduğuna göre X artı Y kaçtır diyor. Şimdi gençler X bölü Y eşittir. 24 bölü 54 yazdım. Şimdi X ile Y aralarında asal diyor. Şimdi ben burada arkadaşlar X yerine 24, Y yerine 54 alırsam. Bakın 24 ile 54 aralarında asal olmazlar. O halde ne yapıyoruz gençler? Bunları sadeleştirmemiz gerekir. Şöyle her ikisini 6 ile bölelim. 24'ü 6'ya bölersem 4. 54'ü 6'ya böldüm 9. Bakın gençler 4 ve 9 aralarında asal oldu. O halde x yerine 4, y yerine 9 alacağım. Buradan arkadaşlar x artı y 4 artı 9'dan 13 olur. Sorumuzun cevabı diyeceğim. Devam edelim. İkinci etkinimize x eksi 1 ile y artı 3 aralarında asaldır diyor. Gençler hemen x eksi 1 bölüm y artı 3'ü yazdım. Buradan da 27 bölü 72 yazıyorum. Şimdi Gençler x eksi 1 yerine 27 y artı 3 yerine 72 alırsam aralarında asal olmazlar diyorum. Bunu da şöyle öncelikle 9 bir sadeleştirelim. 27'yi 9'a böldüm. 3 72'yi 9'a böldüm. 8 Bakın şimdi gençler 3 ile 8 aralarında asal oldu. O halde x eksi 1, 3 eşittir. y artı 3 de 8'e eşittir diyorum. x eksi 1, 3 eşitse buradan x'in değeri 4'tür. y artı 3, 8 ise gençler, y'nin değeri 5'tir. Bizden x eksi, y'nin değerini istedim. 4 eksi 5'ten sorumuzun yanıtı eksi 1 olur diyelim. Evet, devam ediyorum. Peki, üçüncü sorumuzda yukarıda verilen sayılardan aralarında asal olanların toplamı kaçtır diye soruyor. Genece bakın x ile y'ye baktığınız zaman 2 ortak çarpanını görüyorum. Bundan dolayı x ile y aralarında asal olmazlar. X ile z'ye baktığınız zaman bakın x 2'nin karesi çarpı 3'tü. Z de 5'in çarpı 7'nin karesiydi. X ile y aralarında asaldır diyorum. Y ile Z'ye baktığımız zaman da gençler bakın burada 5'leri gördüğüm için Y ile Z de aralarında asal olmazlar. O halde bu sayıların nesini istiyor arkadaşlar bizden? Toplamını istiyor. X'in değeri 2'nin karesi çarpı 3'ten 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12'dir. Evet. Şurayı yanlış yazdım arkadaşlar. X ile Z aralarına saldır diyoruz. E, Z'nin değerine bakacağım. 5 çarpı 7'nin karesi. Buradan 5 çarpı 49. 245'tir. Bizden bu iki sayının toplamını istediğim. 245 artı 12'den. 257 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet devam edelim. Ve bir sonraki sorumuza geçelim. X ile Y birden büyük ve aralarında asaldır. X artı Y 20 olduğuna göre X çarpı Y işleminin en büyük değeri kaçtır diye söylüyor. sevgili gençler öncelikle aralarında asal ve X ve v, Y birden büyüktür dedi. Bakın şöyle X artı Y'nin 20 olduğunu söyledi. Şimdi bir değerini alamam. Şimdi 2 ile 18 alırsam gençler aralarında asal olmazlar. 3, 17 evet aralarında asaldır. çiftleri alamadığımı anladık gençler. Bakın 4, 16 aralarında asal olmazlar. 5, 15 aralarında asal olmazlar. 6 artı 14 çiftler yine aralarında asal değildir. 7 artı 13 aralarında asaldır. 8 ile 12'nin toplamı gençler yine 20 yapar ama çift olduğu için aralarında asal değildir. Bakın 1 ile 9 ile 11'in toplamı evet 20'dir ve bunlar da aralarını asalır. O halde burada aralarında asal olan sayılar bakın 3, 17, 7, 13, 9 ve 11'dir. Bunların 3 çarpı 17'den çarpımların en büyük değerini istediğini Unutmayalım. 51'dir. 7 çarpı 13 gençler. 91'dir. Bir de 9 çarpı 11. 99'dur. O halde sorumuzun yanıtı gençler buradan Bakın en büyük sayımız 99 elde edilir diyoruz. Evet devam ediyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. 5. soruda alanı yanda verilen dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır ve aralarında asaldır. Buna göre bu dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir diye soruyor. Gençler çevre uzunluğunun en az olması için kenarların birbirine en yakın değeri alması gerekir diyoruz. Bakın 24'ü e öncelikle bir çarpandan ayıralım. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6'dır. Şimdi aralarında asal olduğu için aralarında asal olmayanları eliyorum. Bakın 2 ile 12 aralarında asal değildir. 4 ile 6 da aralarında asal değildir. Yani bizim kenar uzunluklarımız 1, 24 veya 3 8 olabilir. ben 1 ve 24'ü alsaydım çevremiz Evet, kısa kenarla uzun kenarı topluyorum ve 2 ile çarparsam 50 cm olurdu. 3 ve 8'i alırsam çevre uzunluğu 3 8 daha 11 2 ile çarptım. 22 santimetre olur. Evet, çevrenin en az istediği için gençler sorumuzun yanıtını 22 santimetre olarak veriyorum. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yukarıda verilen mavi ve yeşil kartlardan birer tane seçildiğinde kartların üzerinde yazan sayıların aralarında asal olduğu görülmüştür. Buna göre bu kartlardaki sayıların toplamı en fazla kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar önceki baktığım zaman 12 ile 15 aralarında asal değil. 12 ile aralarında asal olanları belirleyelim. 12 ile 41 aralarında asaldır. Ve bu iki sayının toplamı 53'tür. 12 ile 93 gençler her ikisi de 3'e bölünür. Aralarında asal olmazlar. 50 sayısını inceliyorum. 50 bakın 2'ye ve 5'e bölünüyor. O halde 15 aralarında asal değil. 50 ile 41 aralarında asal. Ve toplamlarının 91 olduğunu görüyorum. 50 ile 93 de aralarında asaldır. Ve toplamlar da 143'tür. 75'e baktığımız zaman gençler 75-15 ile aralarında asal değildir. 75-41 ile aralarında asaldır. Ve toplamlar 116'dır. 75 ile 93 ile aralarında asal değildir. Çünkü her ikisi de 3'e de bölünürler diyoruz. Peki bizden arkadaşlar toplamların en fazla olmasını istemişti. Bakın burada sorumuzun yanıtı 143 olur diyelim. Evet gençler. 143 ile toplamları en büyük değeri aldı diyoruz. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Yukarıda verilen kartlardan herhangi iki tane seçildiğinde seçilen kartların üzerinde yazan sayıların aralarında asal olduğu bilinmektedir. Buna göre bu sayıların toplamı en az kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler öncelikle 24 ile bakın buradaki bütün sayılara baktığım zaman gençler 24 aralarında asal olan başka bir sayı yok. 24 2 ve 3'e bölünüyor. Bakın 15 3'e bölündüğü için olmaz. 88 2'ye bölündüğü için olmaz. 72'ye bölünüyor. de 3'e bölündüğü için 24 ile aralarında asal olmazlar. 15 gençte 3'e ve 5'e bölünüyor. O halde bakın 15 ile 88 aralarında asaldır. Çünkü 88 gençler 2 ve 11'e bölünür diyoruz. Evet En azından asal çarpan olarak. O halde ile 88 aralarında asaldır. Ve toplamları 103'tür. 15 ile gençler bakın bu 2'ye, 7'ye ve 5'e bölünür. Bakın 3 15 5'e bölünüyor. 75 ile 5'e bölündüğü için aralarında asal değildir. 15 ile 63 ile gençler. Yine 63'ü evet 3'e ve 7'ye bölünür diyelim. 15 ile 63 aralarında asal değildir. Peki 63 ile 88 bakın gençler 2 ve 11 3 ile yedim o halde 63 ile 88 de aralarında asaldır ve toplamları 151'dir bir de gençler 70 ile evet 70 ile bakın başka aralarında asal olan herhangi bir sayımız olmadı 7 kere 9 63'tü bakın burada 7'ye bölündüğü için eti evet, 70'te 60 aralarında asal değillerdir. Bizden toplamların en az olmasını istemişti. O halde sorumuzun yanıtını 103 olarak veriyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da arkadaşlar dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.